olası bir İstanbul depreminde Eyüp Sultan bu depreme ne kadar hazırlıklı diye sormak istiyorum size. Evet, bunun için de teşekkür ediyorum özellikle. Bir kere televizyonlarda nasıl, neye göre yapıyorlar bunu arkadaşlarımız, hocalarımız. Onları da insafa davet ediyorum bu şekilde. Bir kere Eyüp Sultan ilçe olarak ikinci ve üçüncü bölgede kalıyor. Birinci bölge değil kesinlikle. Bir kısmımız. Risk olarak bahsediyoruz. Evet, ikinci bölge ve üçüncü bölge. Bu merkezden biraz da uzakta demek aslında. Zaten biz geldiğimizden bu zamana kadar 99 öncesi binaları, 99 sonra yapılan binaları birbirinden ayırt etmiştik. Bu binaların değişmesi gereken binalarla ilgili de plan tadilatlarıyla beraber yaklaşık 32 bin bina var. Bunun 20 bini 99 öncesi, 12 bini bina olarak, daire sayısı olarak, bağımsız bölüm olarak söylemiyorum. 20 bin. Şu anda biz bu sürecin tamamında, bölgenin lokasyonların tamamında önce zemin etütlerini yaptık. Jeolojik zemin etütleriyle ilgili ciddi bir çalışma yaptık. Hangisi olmaması gereken yerde bina var mı yok mu? Bu zemin etütlerimizde jeolojik sakıncalı alanlara bina yok. Jeolojik sakıncalı alan ilan edilen yerlerde bina yok zaten. Ama deprem her ne kadar ikinci ve üçüncü bölgede de olsak biliyorsunuz deprem öldürmüyor, bina öldürüyor diye bir söz artık bir deyim haline geldi ya. O zaman bizim binalarla ilgili ne yapılabilir üzerinde yoğun bir çalışma yaptık. Onun için de yaklaşık 11 bin bağımsız birimin değişebileceği plan çalışmasını da biz bu bölgemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunduk aslında. Hem İslam Bey kentsel dönüşümü, hem garaj üstü kentsel dönüşümü, hem Ali Beyköy'ün üst bölgesinde olan saçak parsellerle ilgili olan bölümü, 99 depreminden sonra riskli yan edilen alanların yıkılması, sonra boş kalan binaların yıkılması, 450 tane binayı sırf bu yüzden yıkılması gecikmiş olan binaları da yıkma işini bitirdik bu süreçte. Onların hepsiyle ilgili bir ekip mutlaka, kentsel dönüşüm müdürlüğü kurarak başladık zaten işe. Bizim öyle bir müdürlüğümüz yoktu. Yoktu. Evet, kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurduk ve şehrin dönüşümde ne yapması lazım, yol haritası ne olması lazımını birisinin bize söylemesi lazım, inceleme yapması lazım. O bağlamda yola çıkarak dokunulması gereken bütün alanlara dokunduk. Tabii bizim tek başımıza biz bunu yaptık dememiz de olmuyor. Ya biz planı meclisimizden geçireceğiz, Büyükşehir'e gidecek, Anıtlar Kurulu'ndan geçecek, bir kısmı bakanlıktan onaylanacak, gelecek. Yani muhatabımız tek başına bizim bürokrasisi var. Onların da tamamını peyderpey geçe geçe şu anda geldiğimiz nokta bu kadar kısmına ulaşmış olduk. Var mı yine dokunacağımız yerler? Var. Ama sadece bizim alan, bizim üzerimizde kendimizin ilan ettiği bir riskli alan yok. Ama İBB'nin 3 tane var riskli alan ilan ettiği yer. Riskli alan ilan etmek ne demek? Burayı ben dönüştüreceğim diye riskli alan ilan ediyor alanı. Binadan vazgeçtik. Bina, onların dönüştürülmesi lazım. Mesela ne yapılacaksa. Yani riskli alandan çıkma imkanı yok benim bildiğim. Ya mahkeme kararıyla falan çıkılabiliyor riskli alandan. O da çok büyük işlemler gerektiriyor. O yüzden riskli yapı, riskli alan meselesi henüz daha herkes tam anlayamadı. Yani riskli alan ilan etme meselesini vergi muafiyetinden yararlanayım, işte KDV'den yararlanayım olarak algılıyor. Yani bir yer riskli alan ilan edecekse riskli alandır. Bu bir kere götürmemesi lazım. Burada bir tolerans olmaması lazım normal şartlarda. Ama vatandaşımız da önce göreyim diyor. Riskli alan ilan ettirmeden önce nabzı yokluyor. Ya müteahhit önceden yetki veriyor, anlaşamıyor, ortada kalıyor ve riskli yapı yıkılma aşamasına geliyor. Böyle geciken bunlardan dolayı işlemlerin uzamasına sebep olan işler var. Ben vatandaşlarıma söylüyorum. Yani işleri netleştirmeden müteahhitlerle sözleşmeyi hemen pat diye yapmasınlar. Bizimle mutlaka itibata geçsinler. Şu ana kadar saçak parsellerde 3 temel atmaya katıldım. 3-4 tane site daha şu anda plan çalışmalarını yaptı. Bizden ruhsat müracaatında bulundu. Onlarla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bunlar yıkılmış, yeniden yapılmış binalar. Eski halde olursa, çıkarsa, yıkım esnasında da fotoğrafları vardı. Buna niye karar verdik biliyor musunuz? 2020 Ağustos'unda bir deprem oldu 5.8 İstanbul'da. Evet. Hatırladınız mı? 2020. 19 Ağustos'ta. 2019, daha 3 evet. aylıktık. Evet, evet, üç aylıktık. Hatta bu makamda oturuyorduk. Bir bakan yardımcısı da yanımızdaydı. Sonra biz bu sitelere gittik. Bunlar dışarıda yattılar 2 gün falan.
Onlara site bahçesinde yemek götürdük mesela buralarda. Bunlar bu 44 site 6000 konut. Şu anda dönüşümü için önünü açtığım yer buralar. O günkü şartlarda bizim mutlaka bize bir şey yap, biz de bunu diyor. Ben de o zaman işte arkadaşlarımızla yaptığım çalışmalar neticesinde boş aradaki boşlukları birleştirmek suretiyle 6000 konuta kısmi de imar artışı vererek dönüşüme başlamalarını sağlama konusunda bir adım attık. Adım attıklarımıza da söz verdik. Siz ilk kim yaparsa onların temel atmalarına ben de katılacağım. Ne lazım? Bizden ne lazımsa hepsini yaparız diye. Bak bunların hepsi orası harap binalardı. Şimdi bak şu hale geldiler. Başlamış oldular. İnşallah bunlarla dönüştüğünde biz 99 öncesi yapıların tamamını bu şekilde dönüştürmüş olacağız. Ama vatandaşımızın bir kısmı ben işte borçlanma gerektiren kısım var. Kendini tamamen kurtarmayan kısım var. Onlar bölümüyle ilgili şu anda hükümetimizle de görüşüyoruz. Bakanlığımız kredi oranını 200 binden 600 bin liraya çekmiş. Bu önemli. Onun süresini de biraz da uzattırıp faiz oranını da bir daha gözden geçirilmesini sağladığımızda inşallah vatandaşlarımızın tamamı bizim de verdiğimiz imar artışlarıyla beraber birlikte çok rahat bir şekilde buraları dönüştürürüz diye umut ediyoruz. Peki burada bir şey